Evet, herkese tekrardan merhaba. Bugün Murat abiyi yakaladık. Seferden geldi kendisi. Merhaba ama arkadaşlar. Sizin sormak istediklerinizi ben ileteceğim. Siz de merak ettikçe, sordukça, yorumlara paylaştıkça benimle bu şekilde zaman bulabildiğimiz kadar sizinle paylaşmaya çalışacağız. Murat abi, herkesin merak ettiği YouTube'da, yorumlarda, özelden bana sordukları şey şoförler, minivan şoförleri ne kadar kazanıyor? Ne kadar kazanıyor? Yani bu gittiğin yöne göre değişiyor tabii ki ama standart olarak harcırahlar belli. Almanya, Hollanda, bu civardaki ülkeler 500 euro. Tabii bunun içinde yeme içme masraflarınız oluyor. Bu masraflarınız da tabii size bağlı. Siz ne kadar yerseniz ya da nasıl istikrarlı davranırsanız, alışverişinizi Türkiye'den yaparsınız, daha ucuza mal edersiniz. Yok ben uğraşamam, oradan yerim derseniz biraz daha fazla paranız gider. Yani ortalama bu harcırahtan 50 euro ya da maksimum 100 euro yediğinizi düşünürseniz 400 euro temiz size para kalır. Veya arada senin yaptığın gibi evden de götürme şansı. Tabii ki evden de eşiniz, anneniz, ne bileyim kardeşiniz size bir şeyler hazırlar. Buzdolabı yaparsınız, öyle daha ucuza mal edersiniz. Bununla alakalı SRC 3... Kamera beni çekmiyor ama. Seni çekiyor. Şey soruyorlar. Bu minivan araçları kullanabilmek için hangi ehliyet sınıfına... B sınıfı ehliyet yeterli. Bazıları şeyle karıştırıyor, çiftingille karıştırıyor. Çiftingillerde tabii kamyonete takograf gerektiği için o B sınıf yetmiyor onda. B sınıfı ve SRC 3... SRC 3 tabii. Psikoteknik yeterli aynen, oluyor psikoteknik, bu araçlar için. Aynen. Seferi kaç günde tamamlaman gerekiyor? Gerçi bunları ben biliyorum ama... Hani ya seferi tabii firmanın vermiş olduğu süre de önemli. Maksimum 2 gün ya da 3 gün içinde varmanız gerekiyor. Evrak vermesi gerekiyor. Tabii 3. günde evrak vermeniz gerekiyor. Şeyi soruyorlar arkadaşlar, merak eden arkadaşlar. Mesela dönüş yükünü kaç gün bekliyorsun? O şirkete göre veya anlaştığınız firmalara göre? Çalıştığın firmanın potansiyeline göre değişir. Yani anında döndüğünde olur. Bir de o anki piyasanın durumu da önemli, iş piyasasının. 3 günde beklediğin olur, 2 günde beklediğin olur. Yani o an ülkenin bir resmi bir tatilidir, bir hafta beklediğin de olur. Bu nasip soru, kısmet meselesi diyelim. Evet, bu soracağım soru kişiden kişiye değişiklik gösterebilir ama uyku olayını nasıl yapıyorsun? Onu soruyor herkes. Hani dinlenme olayı nasıl oluyor? Vallahi uyku olayı şöyle, ben bazen sabah bir kalkıyorum, ertesi gün sabaha kadar yol gidiyorum. O anki artık psikolojik mi diyeyim, vücudun direnci mi diyeyim ya da bir 2-3 saat ya da 3-4 saat yatıp tekrar devam ediyorum bu şekilde. Rahat yatılabiliyor mu? Rahat yatılabiliyor. Şöyle bazı arkadaşlarımız sağ yolcu koltuğunu iptal ediyor. Oraya özel hem sandık özelliği olan hem de yatak özelliği olan ekstradan bir yatak yaptırıyor. Şişme yatak kullananlar var. Dolabın da koltuğun altında bir halde. Tabii. Koltuğun altı sandık görevi görüyor zaten aynı zamanda. Eşyalarını ve buzdolabını aynen. Araç için önerebileceğimiz bir marka var mı? Sen şoför olarak kullandığın için çoğu aracı hani. Ya şimdi Mercedes mi, Sprinter mi? Şimdi Mercedes, benim tercihim Mercedes ve Iveco. Neden Iveco? Şimdi Iveco'nun ben aynı zamanda çok eskiye dayanan bir tırcılık, kamyonculuk geçmişim de var. Iveco'nun en sevdiğim noktası gaddar bir araba olması. Konfor olayı fena değil ama tabii Mercedes bu konuda daha önde. Çok sıklıkla arıza çıkartan bir araç olmadı. Yani aynen, aynen. Yani düzenli şekilde bakımını yaparsan hiçbir şekilde seni üzmez. Aracı kullanmak da fark eder. Yani şoförün kullanması da tabii yakın bu işte etken. Yakın konusunda da şoförü etkili. Tabii. Bununla alakalı torpil olayı, yani bu konuda çok geri dönüş alıyoruz. İşte torpille minivan araçlara şoförler giriyor. Sen bu sektörün içindesin az çok. Hani bizdeki araç sayısı da önemli tabii ki de. Herkese iş konusunda bir söz veremeyiz. Yani bununla aynen alakalı elimizden ne geliyorsa, elimizden geldiğinin fazlasını yapıyoruz zaten. Bunu gelen arkadaşlar, ziyaret eden arkadaşlar da bizzat görüyor. Şeyi sormak istiyorum. Bu işte torpil olayı dönüyor mu, dönmüyor mu sence? Sen yeşil pasaportlu birisi değilsin. Değilim. En azından herkesin tercih ettiği yeşil pasaportlu tercih ediliyor. Ya ve şu an yeşil pasaport, bir de Bulgar vatandaşı
olanlar şu an daha çok tercih ediliyor. Aynen. Çünkü firmalar vize masrafı vermek istemiyor. Tek şeyi bu, sebebi bu yani. Yoksa Türkiye'mizde bir sürü iyi yetişmiş şoför arkadaşlarımız var. Yani sırf Bulgar vatandaşlığı ve yeşil pasaportu olmadığı için bu işe giremiyorlar. Ama bu iş kimin hakkı derseniz, bu adamların hakkı. Türkiye'de çalışanların, Türkiye'deki yani şoförlerin hakkı baktığında. Tabii ki de. Yani burada burada ne olacak? Firmalarımız kendi insanlarını tutması gerekecek. Ya ama herkes artık maddiyattan dolayı cebini düşündüğü için yeşil pasaportlu ve Bulgar vatandaşlığı olan insanları tercih ediyor. Vize masrafı. En azından şu vize konusunda alıp kaçma olaylarından dolayı herhalde şirketler yeşil. Ya şimdi o tarz insanlar da var ama ben her zaman söylerim. Biliyorsun bu firmada baş şoförlük de yaptım. Ne bileyim hani firma sahibi arkadaşım. Ona da yıllarca söyledim. Her zaman söylüyorum. Düzgün kaliteli bir insana 5 euro, 10 euro, 20 euro fazla verdiğin zaman o tarz insanlarla zaten muhatap olmazsın. Öyle bir riskle yaşamazsın yani. Bu araç bizde mesela başladığından beridir mavi olan sende. Evet. Dikkat çekme konusunda evet. Görenler var. Aynen. Benim arabayı gören oldular mı hemen beni arıyorlar. Abi yani neredesin? Nereye gidiyorsun? Bu şekilde standart hepsi beyaz. Genelde beyaz evet. Yani ben hiç görmedim. Bir tek bizde var. Renkli. Aynen. Gören de zaten hemen ben olduğumu anlıyor. Tanıdık arkadaşlar hemen arıyor. Nereye gidiyorsun falan filan. Pekala, herkesin merak ettiği bir soru daha var. Çok merak edilen. Kapılarda minivanla bekleme süresi nedir? Şimdi kapılarda minivanda bekleme süresi kapının yoğunluğuna göre değişiyor. Bazen 4 saatte mesaj gelebiliyor. Bazen 15 saatte gelebiliyor. Bazen 12 saatte gelebiliyor ama ortalama süreç olarak ortalama 10 saat diyelim. Ortalama Dozvola'da yani, 10 saat bekliyorsunuz. Yok, Dozvola'da değil. İlk GTI gişeden sıra fişi aldığınız zaman evet, telefonunuza ilk gelen mesajı bekliyorsunuz. Dozvola sahasında bazen 1 saat, bazen anında ötüyor. Maksimum 2 saat oluyor Dozvola'da. Yurt dışı kapılarında herhangi bir bekleme süresi yaşamıyorsunuz. Yurt dışında otomobille aynı kapıdan geçtiğimiz için orada sadece otomobil yoğunluğuna bağlı bekleme oluyor. O da bekleme derken konvoyu takip ediyorsunuz. Yani bekleme diye bir şey yok. Gümrük gişelerinde çalışan memurların hızına bağlı. Aynen öyle. Sırayı takip ediyorsunuz. Bekleme dediniz o yani. Senin eklemek istediğin bir şey var mı abi? Yani sonuçta şoför olarak sen bu işin başındasın. İşin çilesini de güzelliğini de sen görüyorsun. Aynen. Çünkü işte boşalttıktan sonra beklerken gezme olanağın oluyor mu? Oluyor evet. O yönleri çok güzel. Gezmeyi seven arkadaşlar şehre yakın bir yere aracını park edip yürüme mesafesinde bir yere gidip gezebilirler, video çekebilirler, fotoğraf çekebilirler. Yeni insanlarla tanışabilirler. O yönü çok güzel. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Kapanışa. Benim eklemek istediğim bir şey yok. Birbirimize saygılı olalım. Destek olalım. İyi insan olmaya çalışalım. Destek olalım. Doğruya yöneltelim. Aynen öyle. Doğruluktan ayrılmayalım. Doğruluktan ayrılmayalım. Evet. Kendinize iyi bakın. Saygı ve sevgiyle. Bizi takip etmeye, abone olup diğer videolarımızı izlemeye devam edin. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.